Kırtasiye'den gideceğiz, malzeme tedariği yapacağız. Aa, Rotring. Tercih edebilirim. Tabi Rotring bize sponsor olursa. Evet, Rotring'in fiyatına bakıyoruz, 14.75. Diğerlerine bakıyoruz, 5.50 falan. O yüzden mi ondan seçtik? Evet. En pahalısı. En pahalısını seçmek her zaman, doğrudur. En pahalısı, en kalitesi, en iyisidir. Bu düsturla hareket ederek her zaman kasıtlanmaya müsait bir insan olarak yolumuza devam ediyoruz. Makyaj videosu çekeceğiz. Evet, Ayşenur'a makyaj yapacağız. Gel. Rotring'le. Abi çok güzel değil mi? Evet. Badana boyaya geçiyoruz. Şimdi boyayla merhaba. Yanlış yerleri sponsor etmeyelim. Fırçayı seçerken neye dikkat ediyoruz? Fırçayı seçerken ucunun sivri olmasına ve tel şeylerin tüylerinin ayrılmamasına dikkat ediyoruz. Mesela soktuğun zaman suya hop hepsi birleşecek. Ayasofya çizelim mi? Ayasofya çizimi açıldı mı? Ne çiziyoruz? Bakacağız şimdi. Gideceğiz bir kafe gibi bir yere oturup oradan bir sokak falan böyle manzarası gibi. Oradan güzel bir şeyler çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Senin çizimin daha tamam gözükmüş gibi. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Mesela gerçekten. Sen bayağı sınırlarını belirleyerek çizmişsin. Evet, o sınırların içerisinde kalmaya çalıştım. Öncelikle ölçeğini belirledim silinebilen kalemle. Ondan sonra silinemeyen kalemle devam etmeye başladım. Yani ben daha sınırları olmayan bir şeye oturtuyor ve daha yakından çiziyor. Ayşenur ise daha sayfayı doldurup bir sınırlama yaparak. Normalde o tekniği ben kullanıyorum. Erdem abi daha ne? Geniş açıdan alıyor. Beni taklit ediyor. Tekniği çalınan kız ağlıyordu.
boyu. Benimki bu. Kırmızının sonuna geldik. Bu sefer sulu boya denedik. İlk denememiz. Sonuç bizi çok tatmin etmese de yine de güzel bir deneme oldu bence. Daha sonraki turlarda daha kaliteli işlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.